Şu ana kadar bir firmanın maliyeti üzerine uzun uzun konuştuk. Marjinal maliyetin ve ortalama toplam maliyetin miktara bağlı olarak nasıl değiştiğini gördük ve farklı ortalama maliyetler üzerinde de durduk. Bu dersimizde yapmış olduğumuz analize devam ederek işin içine bir de kârı ekleyeceğiz. Kâr dediğimde bu kavramın hemen hemen hepiniz için tanıdık bir kavram olduğunu düşünüyorum. Kârı bir firmanın geliri eksi maliyeti olarak düşünebiliriz. İşini düzgün yapan bir firma kârını maksimize etmek isteyecektir. Ya da başka bir deyişle kârını en üst düzeye çıkarmayı hedefleyecektir. Bir firmanın kârını nasıl maksimize edeceğini ya da kârını maksimize edebilmek için ürettiği miktarının ne olduğunu bulmak istiyorsak, ekranda gördüğünüz maliyetlerin yanında firmanın gelirini de incelememiz gerekir. Burada inceleyeceğimiz kavramlardan biri marjinal gelir. Bu firmanın rekabetçi bir piyasada bulunduğunu ve fiyat kabul eden bir firma olduğunu varsayacağız. Bu da firmanın üretimi hangi miktarda olursa olsun birim üretimi başına elde edeceği gelir. Diyelim ki firmamız bir simit firması. Evet, bu firmanın üretimi ne olursa olsun simit başına elde edeceği gelir sabit kalacaktır. Bu piyasadaki marjinal gelirin bu seviyede olduğunu düşünelim. Bunun piyasada birim fiyat olduğunu da düşünebilirsiniz. Yanına da marjinal gelir yazıyorum. Her bir ürün için elde edeceğimiz marjinal gelir ürün fiyatı olur, öyle değil mi? Bu durumda işini düzgün yapan bir firmanın üretim miktarı ne kadar olmalıdır? Marjinal gelir, marjinal maliyetten büyük olduğunda üretilecek her bir yeni ürün firma için net bir gelir olacaktır. Bu yüzden de firmanın bu şekilde çalışması son derece mantıklı. Firma bu şekilde üretmeye devam edecek ama marjinal maliyet, marjinal gelire yaklaşmaya başladığında işler değişecek. Marjinal gelir, marjinal maliyetten büyük olduğu sürece firmanın üretime devam etmesi son derece mantıklı bir hareket olur. Ama marjinal gelirin marjinal maliyete eşit olduğu bu noktada firmanın kar ve zararı birbirine eşit olur. Sabit maliyetlerinin bir kısmını kullanabilir ama bu noktadan sonra firmanın üretime devam etmesi hiç de mantıklı olmayacaktır. Neden mi? Marjinal maliyetin marjinal gelirden büyük olduğu bir örnek üzerinden düşünelim. Bir simidi üretmenin maliyeti 1,1 lirayken ben simidi 1 liradan satıyorum. Bu, mantıklı bir insanın özellikle de kârını maksimize etmek isteyen birinin yapacağı bir şey değildir. Evet, kârını maksimize etmek isteyen bir firma marjinal gelirin marjinal maliyetle kesiştiği bu miktarı üretecektir. İşte tam da buradaki miktardan bahsediyorum. Bu durumdaki bir firmanın bu miktarı ürettiğinde ne kadar kâr edeceğini merak ediyor olabilirsiniz. Bunun için yapmamız gereken şeye bir bakalım. Bakın, bu elde edeceği marjinal gelir. Ve bu sabit olduğu için birim başına elde edeceği ortalama gelire de eşit olacak. Buradaki de birim başına ortalama toplam maliyet. Bu birim başına elde edilen ortalama gelir. Bunu miktarla çarparız ve sonuç olarak da bu dikdörtgenin alanını bulmuş oluruz, öyle değil mi? Görsel hafızası daha iyi olanlar, bu kısma dikkat. Kârını maksimize etmek isteyen firmalar, daha doğrusu işini düzgün yapan ve kârını maksimize etmek isteyen firmalar diyeyim, bu alanı maksimize etmek isteyeceklerdir. Üretilen miktarın bu düzeyde olduğunu düşünelim. Sizce ne olur? Bu kadar alandan vazgeçmiş olurlar, öyle değil mi? Bahsi geçen dikdörtgen burası olur. Başka bir deyişle firmanın bu miktarda yapacağı üretimden elde edeceği kâr bu olur. Çok da mantıklı olmayan bir kararla üretim düzeyini bundan büyük bir düzeye çıkardı diyelim. Örneğin burası olsun. Bu dikdörtgenin uzun kenarı diğerine göre daha uzun olsa da kısa kenarı daha kısa olduğundan eğer hesaplarsanız alanın daha küçük olacağını görebilirsiniz. Bu alanın diğerinden daha küçük olduğunu bu kadar kesin bir şekilde söyleyebilmemin sebebi bu durumda firmanın üreteceği her bir yeni üründe para kaybedecek olması. Marjinal maliyetin marjinal gelirden büyük olduğunu görüyorsunuz, değil mi? O halde neymiş? İşini düzgün yapan ve kârını maksimize etmek isteyen bir firma, marjinal gelirin marjinal maliyete eşit olduğu miktarda üretim yapar.